Peki hocam, bizim sonuçta tıpta bir yöntemin doğru olduğunu, güvenilir olduğunu söyleyebilmek için belli bir zaman geçmesi lazım. Hep böyle yayınlar şeydir, 10 yıllık deneyim, 20 yıllık deneyim. Onun sonunda gerçekten hiçbir yan etki görülmezse veya kabul edilebilir yan etki görüldüyse sistem güvenlidir. Lazerlerde bu süre nedir? Yani ne kadarlık biz geçmişe dayanıyor çalışmalar, sonuçlar? Evet. Şimdi bu tabii bizim çok karşılaştığımız bir soru. Uzun dönem sonuçları biliniyor mu diye bir soruyla karşılaşıyoruz. Şimdi ben 2000 yılında Türkiye'ye döndüm. O zaman bulunduğum kurumda lazer tedavisi yapılıyordu. 2000 yılında bu soru soruluyordu. 2003 yılında da soruluyor. 2010 yılında da soruluyor. Hani halbuki yani benim çalıştığım kurum açısından daha önceden de Avusturya'daydım. 96 yılında Avusturya'da çalıştığım kurumda hem özelde hem devlette lazer tedavisi vardı ve uygulanıyordu. Yani benim direkt bilfiil yaşadığım 20 yıl. Halbuki bu tabii 30-35 yıla kadar da uzanıyor. Evet. Ama lazik dediğimiz yöntemin en çok yapılan yöntem yaklaşık 20 yıl diyebilirsiniz. Ya. Burada rakam olarak da çok fazla sayılarda yapıldığı için bu konuyla ilgili aslında çok büyük bir tecrübemiz var. Hatta şöyle bir şey de denilebiliyor. Bu işlem cerrahi müdahale kabul edildiğinde, yani ameliyat kabul ettiğinizde, ki lazer kimi zaman o gruba sokulmayabiliyor lazer tedavisini. Halbuki ama korneayı kesip bir kapak kaldırıyorsunuz. Cerrahi müdahale kabul edildiğinde belki dünyada en yaygın yapılan cerrahi müdahale. Yani belki bir örnek olarak söyleyeyim, bir beyin ameliyatı 50 yıldır yapılıyor olabilir ama yılda 6 tane yapıyordur mesela diyelim ki Evet, üniversite evet. hastanesi. Onunla ilgili çok büyük tecrübeniz olmayabilir, yine çok az yap. Ama bu yekün olarak toplamda belki dünyada en çok yapılan cerrahi müdahale. Evet. Ve dolayısıyla o kadar çok bilgimiz ve tecrübemiz var. Tabii FDA onaylı, Dünya Sağlık Örgütü'nden onaylı bir yöntem. Bu şekilde düşündüğümde yani çok büyük bir tecrübemiz var. Çok şey biliyoruz yani kimde sıkıntı yaşanabileceğini, kimde yaşanmayacağını O zaman aslında güvenilir ve biliyoruz. denenmiş bir yöntem. Rahatlıkla Kesinlikle kullanılır. belki de en çok denenmiş bile diyebileceğimiz cerrahi müdahale Sayısı hatta. fazla. Yani daha da iddialı konuşarak bunu dediğim gibi cerrahi müdahale olarak kabul edildiğinde böyle bir ünvan da olabilir tabii ki. Peki cerrahi müdahaleye geldik hocam. Şimdi size geldiğimiz zaman gözlerimizden bir rahatsızlık duyuyoruz ve ilk size geldiğimizde ne gibi aşamalardan geçeceğiz? Tabii bir geleceksiniz, hasta Geleceğim. isteyecek. Evet. Yani dolayısıyla kişinin görme kusuru ile ilgili bir sıkıntısı olacak. Gözlük takmakla ya da lens takmakla ilgili bir sıkıntısı olacak. İsteyecek tabii ki bu. Bunun ardından bir lazer muayene edin. Biz bir standart prosedür var. Bunda ne var? Kornea dediğimiz gözün önündeki şeffaf tabakanın haritasını çekiyoruz. Aynı bir coğrafi harita gibi. Onun da ince, eğimi çok olan bir değişik bölümleri var. Bir simetrisi olması, bir baz kalınlığı olması gerekiyor. Bir çatısının, yapısının bir düzeni olması gerekiyor. Kornea haritası çekiyoruz. Hatta yani kornea haritasını birkaç yöntemle dahi çekebiliyoruz güvenlik açısından. İşte diyelim ki bir kornea haritalama yöntemi bir şeyi çok iyi, X riski daha iyi gösterebiliyor. Öbürü başka bir riski daha iyi gösterebiliyor. Birbirleriyle karşılaştırma konumda var. Direkt temas, ultrason pakimetrisi istediğiniz şeyle direkt kalınlığını ölçebiliyoruz. Bunun dışında kural olarak zaten lazer tedavisi sağlıklı göze yapılır diyoruz. Yani Evet. hasta da göz içinde iltihap varsa, efendim yüksek göz tansiyonu, glokom hastalığı varsa ya da katarak Şeker. varsa, gözün arkasında şekerden dolayı bir kanama varsa bunu yapmamamız gerekiyor. Yani damlalı bir görme Ah, testi evet yapıyoruz. işte ah. Görme keskinliğini saptıyoruz. Damlalı muayene yapıyoruz. Gözün arkası, göz dibi dediğimiz bölgeyi tarıyoruz. Sonuçta kapsamlı bir muayeneden geçiyor. Göz kuruluğuna bakıyoruz. Onunla ilgili testler yapılıyor. Bütün bunların sonucunda her şey uygunsa, korneanın kalınlığı mevcut dereceyi düzeltebilecek kadar iyi ise uygun ya da değil diyoruz. Bu oranı ben yaklaşık yani neredeyse şöyle söyleyebilirim. Yani 10 hastadan 2-3'ünü eliyoruz. Yani kişi lazer olma amacıyla, niyetiyle de gelse, Evet. o uygun değilse tabii ki hastanın sağlığını ve gözünü tehlikeye atmamak için yapamıyoruz Uygun diyoruz. olmayınca hocam, pardon özür Rica dilerim. ederim. Uygun olmayanlar kimler mesela? Şimdi birincisi örnek olarak söyleyeyim. Derecesi yüksek ama korneası ince olan kişiler.
bu gözündeki şeffaf tabakanın, yani bunu kabaca saatin camı gibi düşünebilirsiniz, bir kalınlığı var. Ve biz lazer tedavisinde bu tabakanın şeklini değiştiriyoruz. Evet. Ve bir dokuyu yok ediyoruz dolayısıyla. Bunun temelde bir kalınlığa sahip olması lazım. Yüksek derece demek büyük düzeltme demektir. Daha çok dokuyu yok etmeye gerektirir. Dolayısıyla yüksek dereceli bir kişinin uygun olmama ihtimali de artar. Ama 2 derece olan bir kişinin uygun çıkma ihtimali de fazladır. Yani her şeyden önce buna bakıyoruz. Yani bu dereceyi kaldırabiliyor mu? Bu düzeltmeyi bu kişinin kaldırabiliyor mu? Çünkü yaptığınız şey kalıcı bir değişiklik. Evet. Kalıcı derken ömrümüzün sonuna kadar. O gözün önün, gözü her şeyden önce lazer gözün içine girmeden yapılıyor. Akıllı lens dediğimiz şey göz içi cerrahisidir. Kornea dediğimiz tabakanın, en üstündeki şeffaf tabakanın şeklini değiştiriyoruz. Bu şekil değişikliğiyle miyopta düzleştiriyoruz. Görüntüyü daha öne alıyoruz. Hipermetropta dikleştiriyoruz. Bir açıdan baktığımızda miyop ortaya merkeze yapılan bir tedavi, düzleştirici. Hipermetrop çevreye perifere yapılan, merkezi dikleştiren bir tedavi. Kalıcı olarak o kusuru ortadan kaldırıp görüntüyü görme merkezine ulaştırmaya çalışıyoruz. Şunu sorabilir miyim? Şimdi doğru anladım değil mi? Mesela şeker hastalığında yapılmaz değil. Eğer şeker hastalığına bağlı bir arkada bir şey oluşmuşsa yapılmaz. Yoksa şeker hastası yapılabilir. Şeyde şekerin regüle etmesi koşuluyla muhtemelen. Bu konuda yani ayrıca bir hani sıkıntı da var. Şöyle söyleyeyim. Yani 45 yaşın üstünde gelen hastanın önemli bir kısmı işte bende insülin direnci varmış. Bende prediyabet varmış. Ben işte diyetle düzelen şeker hastalığım var. Gizli şeker yani, değil mi? Yok, gizli şeker. Çok güzel. Evet, gizli şeker. Bunlar yani bizim bu sınıflamaya aldığımız gerçek anlamda şekerler değil. Ben dahil matofin kullanıyorum. Yani dahiliyecilerde öyle bir haklı olarak bir şey vardır. Yani hep bu yönde bir yorum, bir şey var. Halbuki bunların çok büyük bir anlamı yok açıkçası. İnsüline bağımlı ya da oral antidiyabetik dediğiniz gerçek şekeri düzelten ilaçları 10 yıldır kullanan bir kişide işte gözün arkasında kanama ihtimali olması %10. Yoksa yani efendim prediyabet, işte insülin direnci vesaire, bu tür kişilerde zaten kolay kolay gözün arkasında bir hasar oluşmuyor. Bunlar bir engel değil. Ama 12 yaşından beri insülin kullanan bir kişi de çok ağır bir diyabette gözün arkasında bir problem olmasa bile lazer yapmaya çekiniriz. Yani tip 1 dediğimiz insüline bağımlı ağır bir şeker hastasında daha sonra o an olmasa bile daha sonra da olabileceğini düşünerek birazcık geri çekiniriz. Mesela kural olarak ben dahil çoğu kişi insüline bağımlı dediğimiz diyabete yapmaz lazer tedavisi. Ama kural şu: gözün arkasında bir hasar varmış, göz dibi sağlıklı mı? Sağlıklıysa yapılmasına bir engel yok. Hocam tabii lazerle tedavi ağrılı acılı bir süreç mi? Gelen hastalar ne kadar süre orada tedavi görüyor? Anestezi uygulanıyor mu? Şimdi bu tabii birçok çeşit lazer tedavisi, yani bunların hepsinin genel adına excimer lazer diyoruz ama bu gözden kurtulmak için yapılan lazer tedavileri, ama bunların da kendi arasında tipleri var. Hı hı. Ama kabaca bir ayrım yapacak olursak %70'i lazik dediğimiz yöntemdir en çok yapılan. Göz üstteki korneanın şeffaf tabakadan kapak kaldırılarak yapılan düzeltme ameliyatı. Bunun iyileşmesi son derece hızlıdır. Yani ben hastaları Dünya Kupası zamanında konuşuyorduk. Öğleyim mesela lazer yapacağım. Akşam maç var, seyredebilir miyim derdi. Ben de evet edebilirsiniz derdim. Yani kural olarak öğleyim olan bir kişi, miyop bir hasta, gözün yapısı uygunsa, çok büyük bir derecesi vesairesi yoksa akşama güzel görmeye başlar birkaç saat sonra. Yine hastaların çoğu normal şartlar altında ertesi gün çalışabilecek kadar rahattır. Yani diyelim ki ertesi gün sabah koruyucu bir lens koyuyoruz bu işlem sonrasında. 8.30'da kontrolünü yapıp hasta işe gidebilir. Ama yine de genellikle hastalar cuma cumartesi olmayı, hani bir gün iki gün dinlenmeyi tercih ederler tabii doğal olarak. Ama bu %70 için geçerli diyebiliriz. Bir de yüzeyel lazerler var. İşte korneası çok ince. Korneası asimetri, korneada asimetri olan kişilerde bu kapağı kaldıramıyoruz. Kapağı kaldırılarak yapılan lazer tedavisi riskli oluyor.